hoş geldiniz. Yolculukları sever misiniz? Evet. Yolculuğa otobüsle mi, uçakla mı gitmeyi seviyorsunuz? Peki, tamam. Yolculukla ilgili ilginç hikayeniz var mı? Dinleyelim bakalım. Şuraya alalım mikrofonu. Kızımız daha 4 aylıkken biz bir cesaret edip seyahate çıktık. Susurluğa daha gelmeden bayağı bir kıyamet kopmaya başladı. Otobüsle arabadan mi gidiyordunuz? Yok, arabamızla gidiyoruz. Arabayla. Bayağı bir kıyamet kopmaya başladı. Eşim susturabiliyor, ne ben susturabiliyorum, ne abisi susturabiliyor. Bir kenara çektik. Hani ne yapalım? Çocuğu dışarıda avutalım diye. Hiçbir şey çözüm bulamadık. Onu yaptık, susmadı, bunu yaptık, susmadı. Battaniyesi vardı. Battaniyeyi aldık. Böyle bir kuytuya geçtik, sallayacağız. Fakat o durduğumuz yerde Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir kampüsü gibi bir yeri. Biz şimdi onu orada sallamaya çalışırken oradaki güvenlik görevlileri çocuğu oraya atacağız falan zannettiler. Biz çocuğu avutana kadar beklediler. Biz avuttuk, arabaya koyduk, uyuttuk. Adamlar hala arkamızdan bakıyorlardı böyle. Emin olmak için. Bir sonraki sene dedik ki biz bu hani riske girmeyelim, uçakla gidelim. Biz uçakla gittik, bir şey yok. Dönerken, İstanbul'a dönerken uçak kalktı, her şey normal. Uykusu geldiği zaman çok huzursuz olur. Yaklaşık 20 dakika var uçağın inmesine, bir kıyamet ama bütün uçak iniyor. Artık insanlar sıkıldı, biz utanıyoruz, sıkılıyoruz, oyalıyoruz, evet. Gene olmuyor. Artık o kadar panikleyiz ki uçak aşağı inmeye başladı. Hostes bize otur diyor ama eşim diyor ki Salim bir şey yap diyor, koştur diyor, o tarafa git, bu tarafa git. Biz 708 kilometre aşağı inerken ben uçağın içinde böyle çocukla koşturur durumdaydım. Ondan sonra neyse ki büyüdü artık. Öyle bir problemimiz kalmadı ama yine uçak en kârlısı herhalde. En rahat oradaydınız. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki. Şimdi bizimle bir otobüs şoförü arkadaşımız var. Oğlu da onun yanında muavinlik yapıyor. Kız istemeye gidiyorlar fakat otobüs şoförü arkadaşımız öğreniyor ki kızın babası pilot, kendisi de hostes. Bakalım iki aile anlaşabilecek mi? İzliyoruz. Ceketinizi asıp geliyorum. Vallahi maşallah. Kız güzelmiş. Bak hemen ceketimi aldı. Efendim dedi bana. Hamarat kız. Sevdim. Ne iş yapıyor? Ailesi neci? Ya baba ne önemi var işin? İnsan işte. Ne demek o? Ben de insanım. Ama aynı zamanda Gaşta otobüs firmasının saygıdeğer kaptanıyım. İkisini aynı anda olamıyor mu? Söyle bakalım, ne iş yapıyor? Hostes. Patates mi? Hostes. Ne? Hostes baba, hostes işte. Ne? Mustafa, sen şehirler arası otobüste mavisin. Nerede görülmüş mavin ile hostesin bir olduğu? Bu iş olmaz, yoldakinden vazgeçelim. Olmaz baba, ben bu kızı seviyorum. Bu kızı bana istemezsen muavinliği bırakır, havaalanında çalışmaya başlarım. Host olurum. Host? Bir daha duymayayım. Annesi babası ne iş yapıyor bu kız? Babası pilot, annesi güvenlik görevlisi havaalanında. Oy, başıma gelenler! Topla çabuk çiçeği çıkartın. Derhal gidiyoruz. Ya baba neden ama ya? Neden mi? Madem sordun anlatayım. Havacılar bizim için hatalı sollama sayılır oğlum. Onlar erken rezervasyonla, ucuz biletlerle yolcularımızı elimizden aldılar. Onlar telli oğulları ise biz sefer oğullarıyız. Bu iş olmaz. Ben anlamam baba. Bu kızı bana istemezsen İstanbul kar seferinde seninle tek kelime konuşmam 28 saat sıkıntıdan patlarsın. Pes ediyorum. Çok biz açımı yakaladın şu an. Efendim. Evimize tekrar hoş geldiniz. Dairemiz 3+1 olup salonumuz tam buradadır. İster ikili kanepeye, ister tekli koltuklara oturabilir. 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 Oturun diyor. Kapıdan veyahut pencereden dışarı çıkabilirsiniz. Bak, bak.
Elini kolunu çok oynatma. Baban, annen nerede? Babam oturma odasında, üzerini değiştirirken annem ise mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Şimdi siz burada oturun ve isteme öncesi koltuklarınızı dik konuma getirin. Birazdan yemek servisiniz başlayacaktır. He, çağır, çağır, gelsinler. Havacı değil mi hepsi? Bir tuhaf işte. Biz de biliyoruz bunları ama yapmıyoruz. Bilal Bey, Mustafa oğlum, evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevket Bey, hoş bulduk. Bilal Bey. Vay, merhaba. Ay, 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 ay. Ne oluyor ya? Cemil. Ya sabır. Evet efendim, kız babası konuşuyor. Evimize tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Beylikdüzü tarafında bulunmaktasınız. Oda sıcaklığı yaklaşık 30 derecenin altında olur. Kız isteme merasimimiz yaklaşık 1 saat sürecektir. Bak bak, havalara bak. Dear guests, welcome to our home. Charlie'nde oldu Beylikdüzü. Tamam kardeşim, anladık. He, ne diyorduk? Allah'ın emri, peygamberin... Dur. Ne yapıyorsun öyle damdan düşer gibi? Oğlum, ben uzun yol kaptanıyım. Gestirmeden giderim, gestirmeden gideyim. Efendim yolcumuz, aman. Oğlumuz ne iş yaparlar acaba? Valla kendisi... Şeylerse otobüste muavin. Ben de uzun yol kaptanıyım. Kendisi benim yanımda çalışıyor. Ben de bu otoyer kokusu nereden geliyor diyordum. Bizim kız nereden bulmuş bu olanı ya? Sese bak ya, sanki adamı Tamer Karadağlı seslendiriyor. Kaptan, gel mi ortamı? Anlaşıldı kule. İşte kahveniz ve sandviçleriniz. Buyurun. Siz de. Kızım, geç yok muydu geç? Sandviç neymiş? Kek mi? Kek neydi baba? Yeniyor muydu? Kek yenmez kızım. Kek otobüste alınır, çantaya atılır. Aylar sonra ezilmiş bir şekilde çıkar. Bilal Bey, oğlunuz kızımızı muavin maaşında geçinebilecek mi acaba? Kızın güvenliği bizim için her şeyden önemli. Geçindirir efendim, geçindirir. Siz öyle uçak biletlerinde indirim yapmazsınız, çok rahat geçindirir. Dur kızım. Temiz yiyebilirsin. Hanımefendi. Ayıp ediyorsunuz ama. Ben onu Bolu seferim sırasında aldım o çikolatı. Tabii ki temiz olacağım. Gerçi siz şimdi Bolu'nun yerini de bilmezsiniz. Orada havaalanı yık ya. Baba ya. Beyefendi, sen Maldivler nerededir bildin mi? Lan Maldivler'in güvendesi değil miydi orası? Değil. Pötürgenin yanı işte. Adam içinde mal geçiyor diyor, Malatya dedi ya. San Francisco'yu da Samsun'da biliyordur bu şimdi. Baba, hani iyi davranacaktın? Sen benim gibi bir uzun yol kaptanıyla böyle konuşamazsın efendi. Siz kendinize kaptan mı diyorsunuz? Canım çok tatlı ya. Elbet diyoruz. Öyle 2 saatlik yol gitmekle kaptan olunmuyor. Senin o 2 saatte gittiğin yolu ben 23 saate gidiyorum. Gitmiyor mu lan? Acıyorum sizin halinize. Öyle bagajların arasında ayakkabılarınızı çıkartıp uyuyorsunuz değil mi? Yol emek ister olsun.
Biz en azından durup kalkmak için kimseden izin istemiyoruz. Gula ineyim mi? Gula kalkayım mı? Güvenlik için izin önemli efendim. Ne izni ya? Beni almayacak otogarı yakarım ben. Sana bir şey söyle be yavrum. Sana bir destek ver. Beyefendi, biz öyle her fırsatta aracı bırakıp dinlenme tesislerine girmiyoruz. Sen yağmurda çamurda her Allah'ın günü direksiyon sallamaya kolay mı sanıyorsun? Peki sen bir karizmatik ses tonuyla konuşmaya kolay mı sanıyorsun? Her gün yumurta içiyorum ses tellerim için. Detone olarak pilotluktan kovuyorlar. Sen yaz, kış, çakma, güneş gözlüğü takmak nedir bildin mi? Aha gözlerden biri Beylikdüzü. Diğeri Söğütlü Çeşme'ye bakıyor. Peki ya üniforma? Sen yolda çıkartıyorsun kravat. Oh mis. Genelkurmay başkanından daha çok üniforma giyiyorum ben. Bu zaman teker patlaması yolda kalma. Türbülans, hava korsanları. Kaybolan bagajlar, şoför lafı tutan gemisi yolcular. Her dediğini kaydeden kara kutu. Kompletli zirvedeki yalnızlık. Otobüste ağlayan çocuk, kokan teyze. Motoru kaçan kuş en az 5 dilde anons. Kardeşim! Bizi hiç kimse anlamıyor. Evet. Artık söz kesebilir miyiz? İndirse keseceğiz. Tabii oğlum, öp bakalım benim. Bir konuşma yaparsınız artık. Ya sizin karizmatik sesiniz varken şimdi. Yo lütfen buyurun. Ya bugün yumurta içmedim, kendime güvenemiyorum. Hatta buyurun, direkt benim mikrofonuma konuşun. Tabii ki. Sizin kırmızı sınıfınız. Bugün burada ikinci sınıfına iş toplantık. Unutmamak dileriz. Hadi hayırlı olsun. Merhaba tekrar. Lise yıllarında okul kantini sıralarını hatırlıyor musunuz? O dönemde yaşadığınız şeyler var mı? Veya öne geçmek için taktikleriniz var mıydı? Ben. Sen! Şimdi biz kantine iniyoruz. Oradan büyük üçüncü sınıflar falan geliyorlar. Bizi sıradan itiyorlar. Oradan biz de kantin kapısı var. Oradan açık oluyor. Biz oradan giriyoruz. Bizim kantincimiz Ali abi var. Ali abi bir bağırıyor oradan. Koşa koşa sınıfa çıkıyoruz. Oradan korkudan bir gün ben kantine indim. Oradan bir arkadaş beni ittirdi. Bir dakika, bir dakika. Bir nefes alalım. Ben yoruldum. Dur, sakin. Şimdi en baştan sen kaçıncı sınıftasın? 3'e geçtim. Sen 3'e geçtin. Hı-hı. Tamam. Diğer o hani hızla sıraya girerler kaçıncı sınıf? Onlar 4., 3. sınıflar. Biraz daha büyükler galiba. Peki kantinci Ali abi var bir de. Evet. Tamam. O ne dedi? Oradan alalım. O ne yapıyor? Sonra biz oradan birkaç arkadaş girdik oradan sızdık araya. Ali abi diye bağırıyoruz. Oradan Ali abi bir bağırdı. Çıktık sınıfa. İndik yeniden. Geldik, bu sefer bir çocuk geldi, bizi yere attı. Oradan kantinin sınıfçısı geldi. Bizi kaldırdı, oradan onu müdüre götürdü. Oradan biz çok kahkaha attık. Ondan sonra birkaç gün sonra, aradan birkaç gün geçti. Aynı çocuk yine bu sefer bizi araya aldı. Çok sefer de yardım etti. Önce meğer müdürün aza işitti, ondan dolayı bizi aradan içeri aldı. İyi, çözmüşsünüz problemi yani. Evet. Peki bu kantinci Ali abi galiba komik biri değil mi? Çok sinirli biri. Sinirli mi? Anladım. Ali abiye selam olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Bizim de bir arkadaşımız var. Kantinde çok acıkmış ve yemek yemeye çalışıyor. Şimdi 6 adımda kantinden başarılı bir şekilde yemek alıp yiyebilmesi için
neler yapması gerekiyor öğreneceğiz. İzliyoruz efendim. Hayatınızı kolaylaştıran ipuçlarıyla dolu Altı Adım köşemize hoş geldiniz. Bugün size Altı Adım'da okul kantininde aç kalmama yollarını anlatacağız. Bilal 10 dakikalık teneffüste karnını doyurmak için kantine geliyor. Oley be, ilk ben geldim. Çok açım ya. Hamza abi neredesin? Çok açım ya. Madde 1. Kantinde düzenli bir sıra asla olmadı. Olmayacak da. Zilin çalması ile birlikte kantin adeta metrobüse dönüşür. Acımasız ve vahşi. Hamza abi çok açım ya. Hamza abi bana bir patatesi. Bir de... Hamza abi! Hamza abi! Hamza abi! Hamza abi! Hamza abi! Hamza abi! Ya burada sıra var biraz. Medeni olun ya. Saygılı olun biraz. Ha şöyle ya. Ya Hamza abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yanımda getirmişim de çıkışta senden alsam olur mu? Pardon ama benim sıram. Ya Hamza abi niye bana bir şey söylemiyorsun şu an? Hayır benimle niye konuşmuyorsun gerçekten anlamıyorum. Yoksa sen beni sevmiyor musun Hamza abi? Hamza abi sen be. Sevmezsen sevme be. Sen nasıl istersin İremciğim? İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni burada görmek. Vallahi ilk defa geliyormuş gibi elimin titremiş. Ya farklıymış gerçekten. Sizlerle de daha farklıymış gerçekten. Heyecanlanmış. Ne hissediyorsun peki yani? Sahne aynı sahne. Her şey aynı ama acayip heyecanlandım yine. Ya biraz ara da verdik hani biz şu an... Tatildeyiz ama heyecanlandım. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ne demek? İyi ki senin sahibim. Karakterin de biraz böyle değişik galiba. Ruh halleri evet. Oynayan bir şey. Ya şu an böyle bir üst sınıfı canlandırıyorum arkadaşlardan biraz büyük. Sınav stresiyle birazcık böyle kafası karışmış, ruh dengesi bozulmuş bir ablayı oynuyorum. Bu karaktere de 6 gündür uykusuz olarak hazırlandım. Çok hazırım şu an. Bence süper. Uyumadan hazırım şu an. O zaman şöyle yapalım mı? Madde 2'den alalım. Tamam. Madde 2. Sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerinin ruh halleri kendini terk etmiştir. İzlenmesi gereken yollardan biri de onlardan uzak durmaktır. Şimdi Hamza abicim, bana bir tost, bir çay, bir limonata, bir kaşarlı tost, birazcık krep yap orada bana birazcık. Menemen istiyorum. Sade menemen, çikolatalı menemen, bir de kek, birazcık daha menemen, birazcık da menemen. Menemeni çok seviyorum. Al bana menemen. Hadi. Ya arkadaşım ben senden önce geldim. Benim sıram. Ya hem çikolatalı menemen neymiş? Sen bir sıkıntı mı var ya? Nedir yani ha? Nedir senin olayın? Ya şurada 2 dakika... Ya ben seni biraz önce çok kırdım. Özür dilerim. Biraz önce önüne geçtim. Seni çok kırdım. Bana bak. Bana bak. Eğer benimle... Bana bak, eğer benimle böyle yapmaya devam edeceksen sizin evinize gelirim. O zillerinize gecenin bir vakti hepsine birden basarım. Sizin balkonunuza at park ederim, tamam mı çocuk? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Bilal? Yavuz son sınıflarda Sinem, İrem. Kimim ben? Ya Bilal ne yapıyorsun? Bak, o son sınıflarda İrem
Bilal. Tamam, bu normal değil. Bak, o kız çok sinirli. Çok sinirli Bilal. Ya bunların siniri fasa fisa. Biz ne sinirliler gördük, gülgüleldik. Ben sinirliyim diye atıp tutar bunları. Ya arkadaşım, duygusal bir dönemden geçiyorum diyorum sana. Niye yardımcı olmuyorsun? Ben evde çoğu zaman böyle ağlıyorum, ağlama krizleri falan, ama bazen de kendimi gülmekten alamadığım oluyor. Acayip bir gülmek. Ne olmuş şurada iki dakika önüne geçtiysem ya? İki dakika şurada önüne. Bana bak çocuk, bana bak. Seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Beni daha fazla sinirlendirme. Bu kantinde bir daha seni görmeyeceğim. Bir şey fark ettim. Siz ikiniz aynı dili konuşabiliyorsunuz aslında. O ses var ya, onu Berat Efe de yapabiliyor. Yapabilir mi? Tabii. Bir diyalog yapar mısınız öyle mesela? Nasılsın, iyiyim, sen nasılsın? Ne haber? Ne yapacaksın işte, ekmek parası. Tamam. Teşekkür ederim. Bunu yapmadan olmaz da. Ben dış kısımlarım. Tamam, ben merkez. Memnun ol. Çok güzel. Nerede kaldı ablamın siparişleri? Hamza abi, sen ablamla ilgilen. Beni bırak. Ben kendi dışımı çağrısına bakarım. Alayım Hamza abi, ben kostümüne gideyim. Teşekkür. Ver abi, tamam. Ver, tamam ya. Niye ağlıyorsun sen be ya, hemen? Ağla. Ağlama. Ağlama, ben de kötü ol. Ağlama be, hemen öyle zırıl gözyaşları. Oscar'lık hareketler, en sevdiğim şey. Ağla. Ağlama be. Oh be, ucuz atlattık. Hamza abi, şimdi sıra bende. Hamza abi, bana bir patatesi. Bir de... Çekilir misin? Öğretmen gönderdi. Madde 3. Öğretmenler için alışveriş yapan nöbetçi öğrenciye denk geldiyseniz işiniz çok zor. Pardon ama benim sıram. Ne bu? Ne bu? Görüyor musun? Burada ne yazıyor? Ne? Nöbetçi öğrenci. Ben burada kendim için durmuyorum. Okulun düzeni bana bağlı. Çekil şimdi. Allah Allah, havalara bak. Sanki bana Genelkurmay Başkanı. Hamza abi, coğrafya öğretmeni tost istiyor, bir de portakal suyu. Ben hemen yollarım Mehtapçım. Hamza abicim, bana da bir patatesli. Bir de... Şşşt! Hamza abi, matematik öğretmeni de soda istiyor. Kimya öğretmeni sosisli istiyor. Fizik öğretmeni elindeki çek yapları değiştirmek istiyor. Müdür yardımcısı çok yese de asla kilo almamak istiyor. Obama da Amerikan salatası istiyor. Başka? Obama mı? Yok artık. Yok artık tabii, saftirik. Bunları bu okula nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bekliyorum ben Hamza abi. Eyvah! Nöbetçi öğrenciye denk geldik. Ha vallahi ya, kız tek kişilik dev kadro çıktı. Deme ya. Bahadır, sen benden öndesin kanka. Bana bir kaşarlı sucuk da ısmarlasana, hadi gözüm ya. Oğlum, adam senin arkanda nasıl alacak senden önce? Ne diyorsun? Sen Bahadır'ı tanımıyorsun. O son sınıf. Onun elinin uzanamadığı yer yok. Hamza abi, bir kaşarlı, bir de sos iste. Adama bak, dalsın gibi uzadı kolu. Madde 4. Okul kantin sırasında son sınıf öğrencilerinin kolları en arkadan öne uzana uzana zamanla evrim geçirir. Hamza abi, bana bir patatesi. Oğlum, senin paran bozuk değilmiş ya. Bak, bir arkadaşın gelsin, ben onun ikini alayım. Oradan seninkini de bozarım, tamam mı? Al şimdi bunu. Madde 5. Kantine mutlaka bozuk parayla gelin. Yoksa bekleme süreniz biraz daha artacaktır. Hah, geldi birileri. Hadi kızlar, siz siparişinizi verin çabuk.
Bence kaşarlı yiyelim. Hayır, bence sucuklu yiyelim. Kaşarlı yiyelim. Sucuklu yiyelim. Kaşarlı, sucuklu. Kızlar biraz acele eder misiniz? İyi çalacak. Kaşarlı, sucuklu. Kaşarlı, sucuklu. Kızlar ben buldum. Siz en iyisi iki tane karışık tost alıp mesele çözülsün. Süper, bize iki tane karışık tost. İçecek ne alırsınız kızlar? İçecek miyim? Gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Kızlar ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Hamza abi, kızlar iki tane karışık tost. İki tane de gazoz al. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler ya. Hoş geldiniz. İlknur İkra, nasılsınız? Bir şey soracağım. Siz nasıl aynı anda konuşabiliyorsunuz? Çok zor bir şey aynı anda konuşmaya başlamak. Çünkü biz ikiziz. Evet, evde de aynı anda konuşuyor musunuz böyle? Evet. Oluyor mu hep? Evet. O zaman sizin için çok kolay, öyle mi aynı anda konuşmak? Evet. Anladım. Hadi o zaman devam edelim. Berat Efe. Hamza abi, kızlara iki tane karışık tost, iki tane de gazoz ver. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler. Yine yemeği bedavaya getirdik. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çak. Sağ ol şekerim. Açlıktan çocukların maskarası olduk ya. Neyse, sıra bende. Sahne benim. Hamza abi, bana bir patatesi, bir de meyve suyu. Oh be, söyledim. Allah'ıma şükürler olsun ya. Madde 6. Oh. Kantinde yemeği almak kadar koru madde önemlidir. Zira bir anda ortama kamufle olmuş arkadaşlarınız ortağınız olabilir. Oh, karşım patates limon ya. Bilal, bugün çok yakışıklısın. Patates limon. Ooo, kankam benim ya. Ne yiyor? Kızım bir dakika, ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Ooo, Bilal. Patates mi? Alırım bir dakika. Oğlum, bu benim parmağım. Aldı kaldı. Aldı. Aldı. Yok artık. Son patates. Patatesler patates oldu. Hamza abi, sen en iyisi bana bir patatesi ver. Bir tane daha meyve suyu. Üzgünüm Bilal, zil çaldı. Ben kapatmak zorundayım. Hadi sen derse git koçum. Patatesliler, koralar. Üzülme Bilal. Bir dahaki teneffüs, yeni umutlar, yeni hayaller demek. Yeni bir alt adımda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilal'cim hadi kalk Bilal'cim. Hadi Bilal. Acım. Bilal'im hadi kalk. İrem abla. İrem abla mı? Abla mı? Bana abla. Sen kaçlısın sen? Işık. Sen kaçlısın, kaçlı? Müzik. Kaçlı. Işık, müzik diyorum ya. En çok nerelerde tatil yapmayı seversiniz? Ve bu yaptığınız tatillerde başınıza gelen garip, komik olaylar var mı acaba bize paylaşabileceğiniz? Şurada bir arkadaşımız var. Biz konuşalım. Bir keresinde... Ayağa kalkabilir tamam, misin? Biz bir keresinde ailemle Bodrum'a gitmiştik. Saat 8'e kadar falan yüzmüştük. Ondan sonra oranın restoranına gittik. Ben yemeğimi almıştım. Annemle babam yemek almaya gitmişti. Ben onları beklerken kaşıkta elimde yalnız yemeyeyim diye tutuyorum kaşığı. Dalmışım. Öyle bekliyor musun?
Evet, böyle bekliyorum. Dalmışım, uyumuşum. Böyle durarak heykel gibi uyumuşum yani. Uyudun. Düşmüyorsun da yemeğin içine. Evet, düşmüyorum. Tebrik ederim. Bence bir alkış hak etti ailesini. Teşekkür ediyorum. Bizim bir arkadaşımız da nişanlısının ailesiyle birlikte tatile gidiyor. Ve bakalım bu kar tatili onun planladığı gibi, istediği gibi geçecek mi? İzliyoruz efendim. Yaşlanmışsın bu akşam. Evet. Çok da soğuk galiba burası. İyi, memnun musun kostümünden? Yolunda mı her şey? Neyse hadi. Sıcak, evet. O zaman hemen ben çok tutmayayım sizi. Zeynep'ciğim biraz daha söylenir misin? Biraz daha abartır mısın yaşlı kadını bize? Oy, okul muyum ben de kardiyatansiyle yapayım? Bizim Sivas'ta karlı.
peşete gitseydiniz de akrabalarınızın elini öpeydiniz. Fikirdeyim anneciğim. Buz gibiymiş. Donuyorum. Donuyorum ben. Hatta dondum. Bilal, seni nişanlamak güzeldi. Benden bu kadar. Hayır, hayır. Sorun yok. Her şey yolunda. Hadi bir o zaman bir bavullarımızı çıkartalım. Sonra aşağı inelim, yemeğimizi yiyelim. Sonra da müzik falan. Abimler nerede? Of! Hadi gel oğlum ya. Sinem. Sinem, bu kadar valizi neden yanımıza aldık? Ne yapacağız bu kadar eşyayı ya? Evet anne ya. Değil mi siyah büyük valizin içinde? Ne var diye açıp baktım. Bir de ne vereyim? Yahu 72 parça yemek takımı çıktı içinden. Ya oğlum saçmalama. Al şu valizleri de. Doğru yukarı çıkalım. Bakalım valizlerden daha hangi saçma şeyler çıkacak. Bayılırsın abartmaya Sinem. Yemek masasını da alsaydın yanına. Yemek masası bunda baba. Ya yürü baba ya. Yürü daha. Hadi odaya çıkalım. Daha bu eşyaları da birleştireceğiz. Yürü. Kızım. Benim tedarikli kızım. En sevdiğim gelinim. Beni bir VC'ye götür. Siz de yemek neyi söyleyin. Açım. Gel anneciğim. Hiç olmadı bu yeter. Neyse Burcu anneciğim. Siz üzülmeyin. Ben sizi dönüşte bir hamama bir spa'ya götürürüm. Spa mı? Ya spora götürecekmiş. Benim aklıma neden öyle sıcak fikirler gelmiyor? Bilal, buraya ısıtmanın bir yolunu bulalım. Alo. Bak bugün kaçıncı ama ya? Ya biz zile bastık. Beyefendi bir saniye. Telefonu görmüyor musunuz? Alo. Kusura bakmayın buyurun. Burası çok soğuk. Evet. Şömineyi yakar mısınız? Şömine değil o dekor. Daha evinde dekor şömine mi olur ya? Olur. Tesisimiz yerden ısıtmalı. Ama ısıtmıyor. Ama ısıtmalı. Arkadaşım. Beyefendi bakın, müstakbel kayınlardan üşüyor. Rica ediyorum bir şeyler yapın. İçerisi çok soğuk. Okey. Merak etmeyin, hemen altını açıp geliyorum. Tamam canım, ümidimizi kaybetmeyelim. Şimdi halledeceğiz sorunu. Burası eninde sonunda ısınacak. O zaman annen de bana ısınır değil mi Bilal? İnşallah. Canım, burası bir ısınsın da ona da bakarız. Vallahi iyi ısındı ortalık. Nasıl ısındı? Ya farkındaysanız biz hala üşüyoruz. Olur mu efendim? Ortalık sıcacık oldu. Ya mont giymişsin arkadaşım. Tabii sana sıcak olur. Hayır, demin de vardı üstümde. Bu adam beni mi sunuyor? Bilal, sen çek şöyle, anlatacağım ben. Bakın, beyefendi biz üşüyoruz. En azından bize yiyecek bir şeyler verin de karnımızı doyuralım. Belki kalori yakarak ısınırız. Okey. Oh, anlattım. Ay. Ay, kaldık da başlarında. Ay, bu kadın yaşlı. Buna bir şey olsa yollar kapalı. Bu kadın doğum gününde neler çekiyor? Bilal! Ne hallere düşürdün ananı? Bizden gider buzdolabına girer, orada yapardım kar tatilimi. Burası çok soğuk. Abartma anne ya. Ortam gayet sıcak. Bak, hem burası alttan ısıtmalı.
Hatta bana resmen sıcak bastı. Üstümü çıkartacağım. Çıkmadı. Yemekler geldi. Aa, süper. Şimdi yemeğimizi de yeriz. İçimiz ısınır. Ne var yemek olarak? Soğuk sandviç. Soğuk meze tabağı. Tatlı olarak dondurma. İçecek olarak ise buzlu çay. Çayınız kaç buzlu olsun? Git. Git buradan. Al şunları da buradan çabucak git. Alo? Alo? Şu kadını doğum gününde hem aç bıraktınız hem de dondurdunuz. Hiçbir şey demiyorum. Alın övünün eserinizle. Ay ben donayım. Donuyorum. Aha da dondum bile. Arayan biri olursa söyleyin. Şu an cevap veremiyorum. Ben onlara sonra donarım. Bilal ne yapacağım ben? Şu rezalete bak. Ah anneciğim. Canım anneciğim. İsterseniz ben sizi odanıza götüreyim. Belki orası sıcaktır. Bir şey varsın beni düşünün zaten. Ah ah ah. Hiç ağlayıp da kalkma anneciğim. Sizin odadan donmuş kutup ayısı çıktı. Sonra da nasıl bir soğuk hava kütlesi varsa kar yağdı. Koridorlar kapandı. Mustafa kayıp. Mustafa oğlum neredesin? Tamam, daha bitmedi. Şimdi gecenin sürprizi. Canlı müzik vakti. Böyle dans edip Iris yakında ısınacağız. Bilal adamı çağırdı. Böyle oynayacağız. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım? Alo? Alo? Karşındayım ben, karşında. Cep numaramı nereden buldun? Savcılığa vereceğim seni. Nasıl yardımcı olabilirim? Müzik var dediler, canlı. Tabii, hemen başlıyor müzik. Efendim, siz yanlış okumuşsunuz. Biz canlı müzik demedik, çanlı müzik dedik. Bakın, bu da çan. Bence hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Anne bak, buraya çok turist geliyormuş. Çok tercih edilen bir yer. Ama ben çok üşüyorum ya. Bu kadarı da fazla ama. Ben burada saç ucuna ayak tırnağıma kadar tıngırdıyorum. Beğenmedim işte burayı. Gidiyoruz. Yürüyün. Merhaba. 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 Ben Rusya'dan geldim. Bu otelde tatil yapmak istiyorum. Memnun musunuz? Vay vay vay. Görüyor musun yeter? Davay, davay, davay. Görüyor musun yeter? İki senedir cep telefonuyla arama yapmayı öğrenemeyen kadın iki saniyede Rusça'yı söktü. Efendim çok memnunuz. Bakın ben burada gelinlerim, evlatlarım ve torunumla buraya geldik. İyi ki de geldik. Ama siz 25... 30 gösteriyorsunuz. Ay. Ay ne diyor bu ya? Açıkçası sizi görünce bir an gençlik yıllarıma döndüm. Bir ay sizin için bunları konuşmak isterim. Anneciğim, yeterim buldu bu iğrenç otelden gidiyorduk ama.
Boş konuşmasın. Tamam efendim, yeterim. En dünyanın en güzel oteline getirmiş. Birdenbire ikna oldum. Hemen gidemeyiz. Ama anneciğim. Sen karışma. Dilerseniz biraz dışarıda yürüyelim. İş yarım diyordunuz anneciğim. Hasta olmayız sonra. Yeter. Güzel gelinim. Şu an ateş bacayı sardı. Gidelim efendim. Ama bir dakika, nereye? Anneciğim, hadi gidecektik bu otelden. İbrahim, Mustafa nerede kaldınız? Ay Bilal, annem beni sevdi sonunda. Bilal? Aa, donmuş adam. Ya sırası mı şimdi donmanın? Annem beni sevdi diyorum. Bu ikimiz için bir donum noktası. Bilal, ay yetişin. Açılın. Ben DJ'yim. Nasıl yani? Hep söylemek istemişimdir. Eğer DJ olmasaydım doktor olurdum. Çocukluktan beri hevesim. Çok güzeldi, beni lafa tutuyorsunuz. Zaten nişanlım dondu. Dondu, ne yapacağım ben ya? Merak etme, hep söylemişimdir. Donarsa senindir. Donmazsa hiç senin olmamıştır. Bu nasıl bir şaka ya? Şaka benden soğuk diye donmam geçti. O zaman ben bir şarkı çalayım da aramızdaki buzlar çözülsün. Ay çan çalmayacaksınız değil mi? Ne çanı ya? Ay Bilal, gerçek müzik yapacakmış. Evet canım, ben de çok mutlu oldum. Ne çalacaksınız bize? Babamdan en sevdiğim şarkıyı çalacağım. Otel sahiplerine gelsin. Ama ilk önce bizim size bir sürprizimiz var. Allah Allah. Evet. Sen kalk, oku, oku, oku. Böyle ters köşe olsun. İşte bir sürpriz yapalım. Vallahi teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu bizim çocukların size hediyesi. Vallahi, onların içinden çok... geldi. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Beklemedik, güzel bir sürpriz. Evet. Arkadaşlarımızı da alalım içeriden. Skeçte oynayan arkadaşlarımız da gelsin. Evet. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Taylar çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarını
dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, 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 arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Başka bir sürpriz yapalım o zaman. Olur. Olur. Biliyorsunuz, Güldür Güldür Show'un oyuncularından Aziz Aslan bizimle. Bu skeci birlikte izleyelim mi Aziz? Buyurun. Ben de hep buraya çıkmak istemişim. Evet. Vejeteryan bir ailemiz var. Fakat oğulları Adanalı ve ete son derece düşkün bir kızla evlenmek istiyor. Bakalım tanışan bu iki aile aralarında anlaşabilecekler mi? İzliyoruz. Nezaket, vejeteryan olduğum günden beri et yemiyorum. Zaten mantıklı olan da bu. Çünkü vejeteryanlar et yemez. Et yememek, vejeteryan olmak ne güzel. Gerçekten mutlu musun? Benim baskım yüzünden vejeteryan olmadın, değil mi? Hayır, hayır. Sulu sulu salatalık verken kim istesin? Sulu sulu kuzu şişleri, cızbız köfteleri, mini mini dürümleri. Neymiş küşünemesi? İsmail ağzını suya akıyor. Salatalık onu salatalıktan. Nasıl da kütür kütür. Anne, anne, anne. Dilek'le konuştum. Dilek'le konuştum. Birazdan ailesiyle burada olacaklarmış. Çok heyecanlıyım. Her şey hazır değil mi? Ne olur bari tanışmanı sorunsuz geçin. Ne olur, ne olur. Ah benim tatlı bezelyen. Niye sorun çıksın? İnsan mı yiyoruz biz? İnsanı bırak, et bile yemiyoruz, et. Ve bundan da çok mutluyuz. Semizotu. İbrahim, karnıbaharım. Kimmiş oğlum kızın ailesi? Hiç bahsetmedin. Ben de bilmiyorum. Sadece Adana'dan geliyorlarmış, onu biliyorum. Anne, bak bu gece benim için çok önemli. Dilek benim son şansım. Yavrum, neden son şansın olsun? Çünkü bundan önce sizinle tanıştırmaya getirdiğim tüm kız arkadaşlarımı vejeteryan olmaya zorladınız. Aa, ve kaçırdınız. Aa, yavrum aşk olsun. Anne, sen eski kız arkadaşlarımı et yiyorlar diye Canan Karata'ya şikayet etmiş insansın. Hatırlıyor musun? Bir kız arkadaşımı Dukan diyeti yapıyor diye odaya kilitleyip üç öğün taze nane yedirdin. İşin kötüsü nane kıza Dukan'dı. Ben mi abartıyorum? Anne, beni sevecek başka kimse kalmadı. Dilek benim son şansım. Hah, geldiler. Ben de ailesiyle ilk defa tanışacağım. Çok heyecanlıyım. Fıtırcığım, nasıl da heyecanlı. İsmail, bu akşam güzel gelsin, dua et. Et mi? Ne eti? Nerede? Hani eti? Nerede? İsmail, ben burada barbunyam için telaşlanıyorum. Senin kafan nerede? Hayatım, telaşlanma. İbrahim bu kızı sevdiğine göre bence ailesi kesin bizim gibidir. Ya vejeteryan ya da vegan kesin yani. Bence ailesi bizim gibi ekolojik yaşayan, hayvan yaşamına saygı duyan birileri. Hayvansever olduklarına eminim. Arkadaşım ben sunucu heyecanlıyım.
yüzden biz gelmeden mangalı hazır edin mutlaka. Neyse, gerisini de buradan çıkınca konuşuruk. Efendim, merhaba. Öpeyim efendim. Ay Berhudar ol çocuğum. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vay vay, damat da koç gibiymiş. Tosun gibiymiş maşallah. Beren'cim, sen de Adanalısın değil mi? Aha. Şimdi Esat'ın şivesi var, Adanalı şivesi. Sen de o aileden olduğun için sen de biraz şiveyle konuşmayı dener misin? Olur. Bundan sonra da öyle devam edelim artık. Tamam. Hadi şey, bakalım Beren'in lafından. Ezra, baştan almasak. Neyi? Acıdı. Sert mi vurdum? Özür tamam. Dilerim. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şiveyi abartalım. Vurmayı azaltalım. Göbeği, göbeği vurmayı azaltalım. Gerçekçi oldu yani, iyi oldu aslında. Anneler öyle sever bazen değil mi? Aynen. Tamam, Beren'cim. Kendini tutamayıp vursalar bile. Evet, evet. Güzeldi, güzeldi. Sevgi dolu. Sadece şive ekliyoruz. Hadi bakalım. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Vay vay vay. Oo, oh, 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 oh. Damat da koç gibiymiş, dosun gibiymiş. Maşallah. Efendim, yoldan gelmişsiniz diye duyduk. Dilerseniz hemen yemeğe geçelim. Aç mısınız? Vallahi ben yalan söyleyemem. Kurt gibi açım. Şöyle buyurun. Vay, bahçeniz de çok güzelmiş. sofra nerede? Burada, burası sofra. Ama burada et yok. Evet, yok. Çünkü biz vejetaryanız, et yemeyiz. Ama biz de Adanalıyız. Allah'ın adamıyız. Şalgam içerik, et yerik. Altan gelişiriz. Bize de bekleriz. Hayatta da gelmeyiz. Allah size akıl fikir verir. Görüşürüz. Anne, baba, ne yapıyorsunuz ya? Kızım, duymadın mı? Biz Adanalıyız. Onlar vejeteryen. Biz Barcelona isek, onlar Real Madrid. Onlar sadece ot yer. Bizim yemeğimiz ot yiyor. Daha ne kadar örnek vereyim kızım, anlattık. Bu iş olmaz. Anne, herkes bizim gibi olacak. Herkes et yiyecek diye bir kural mı var? Hem biz İbrahim'le çok mutluyuz. Ha, illa diyorum ki, kalak da skeç olak. Efendim, lütfen bize bir şans verin. Anne, sen de bir şeyler söylemeyecek misin ama artık? Ne diyeyim oğlum? Anne bak, vallahi detoksa girmem. Oh, benim küçük pırasam. Peki, o güzel atın için peki. Efendim, üzmeyelim çocukları değil mi ama? Buyurun, rica ederim, buyurun. Tamam, tamam. Her zaman hayvanı yerdik. Bugün de hayvanın yediğini yemek nasip oldu. İyi madem, ne yapalım? Oturak. Buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Başlayabiliriz. Oğlum, kadın yemeği suluyor. Demek ki sulu yemek seviyor. takılmayalım bence. Babacığım, ne dilerseniz yiyebilirsiniz. Pırasamız var, lahanamız var, dereotumuz var. Oğlum, bana açıklama yapma. Bana hepsi yeşillik. Dilerseniz bir yemek müziği açalım. Ne dinlersiniz? Sofraya bakınca bir kaval müziği alırım. Sonra yemeğe başlayınca da alırız. Artık siz de bizi çöy, çöy, çöy diye güdersiniz. Baba, niye geliyorsun ortama? Ne güzel sofra işte. Başlasanıza. Kızım, neye başlayalım? Yayılmaya mı? Et yok, et. Biz ne yiyeceğiz ya? Et yok efendim. Hiç yok. Bazen insan azıcık olsun diyor ama yok. Mercimek var, yeşil mercimek. Etsiz mercimek.
yazık adama. Hakikaten yazık. Bize de yazık, biz ne yiyeceğiz? Öyle deme anne. Kuzu kulağı varmış gibi. Hani nerede? Kulağı varsa kendisi de çok güzel gitmiş olamaz. Kuzu kulağı. Ot bu ot. Hanımefendi. Bari et yemiyorsunuz. Köfte yapaydınız. Vallahi çıldırıcıyım. Vejeteryan insanım. Sakinim. Sinirlenmeyeyim diyorum ama çıldırıcıyım. Hanımefendi biz hayvan yemiyoruz. Evet yemiyoruz ama bamya yiyoruz. Bamyayı yemeden önce yediğimiz için de özür diliyoruz. Yoğurtsuz cacık yapıyoruz. Niye? Yoğurt sütten, süt de inekten gelir. Geçen sene kurbanla lahana kestik. Yani? Yani diyor ya. Yani köfte yemeyiz. Adam budu. O da hayvan. Sucuk? O da hayvan. Ya bırak ya. Sucuğun nesi hayvan? Ya bak diğerlerine sustum ama sucuğun nesi hayvan? Ama iki gencin mutluluğu etle ot arasında kalıyor şu an. Benim kızım sabah kahvaltısını cağırtlak kebabıyla yapan insan. Nasıl olacak böyle? Bence de dokunuşmaz bir aile arasında. Minik börüleceğim. Bunlar kendilerini ete banan insanlar. Bu ilişki yürümez. Ya yeter artık. Ben de et yiyorum. Benim burcum Milas'tan. Geceleri gizli gizli yatağımın altında dürüm saklamaktan bıktım. Bu kızla evlenmek istiyorum. Et de yiyorum. Oh be. Ben zaten şüphelenmiştim bu göbeğin maydanozlu olmayacağından. Sonuçta maydanozun yağ oranı ne olabilir ki? Bu durumda vejetaryanımız da düştü. Biz de Medya Sıkan'ım bence yiyelim. Saçmalama İsmail, otur yerine. İbrahim, çok kırıldım etimin ıspanım. Kaynayalım. O da mı et? Kıyma var içinde. Kıyma da mı et? Aa, yok artık. Vallahi delireceğim. Anlaşamıyoruz. Kadının kafası etsiz yemeği almıyor resmen. Anlayın artık hanımefendi. Biz hayvanları seviyoruz. Biz de seviyoruz. Mangalda seviyoruz. Yağda seviyoruz. Kızgalada seviyoruz. Bak bu oğlanı seviyor. Ne güzel. Kırmızı et dediniz zararlı bir kere efendim. Zararlı. Yahu ne zararı ya? Tek zararı mangal yaparken elimiz yanabilir. Aa bakın benimki yandı. Yanmış mı? Ver onu, ver ısırayım bir kötük ver. Bir an kendime engel olamadım Dünür. Çok özür dilerim. Et Dünür. Tavuk Dünür. Oh Dünür! İsmail ne yapıyorsun sen? Hani vejeteryandık biz? Değilim be değilim. Senin için oldum. Rüyamda alt sakallı dürüm görüyorum. Sizin zorla yedirmeye çalıştığınız etleri hep sokak kedilerine verdim ben. İşte söylüyorum, 10 yıldır vejetaryenim ben. Oh be! Kulaklarım neler duyuyor? Kızım, yavrum, kedilere vereceğini bana verseydin o etleri. Aferin benim gelinime. Yeme çocuğum, yeme. En doğrusu. Yeter artık. Ben de itiraf ediyorum. Ben de et sevmiyorum. Yok artık. Şaka ya şaka. Et sevilmez mi? Ya, ya yeter artık. Ne önemi var? Ya hepimiz farklı yemekler seviyor olabiliriz. Ama bu sırf aynı masada oturmamız zamanı değil ki. Hatta sırf farklı yemekler seviyoruz diye aynı masada oturmalıyız. Aile olmak bu değil mi? Hepimiz farklı şeyleri ama en çok
birbirimizi sevmeliyiz. Damat haklı. Özür dilerim. Saygıda kusur ettik. Bir Adanalı'ya yakışmayan hareketler. Üzgünüm. Ne demek? Ben de misafirime böyle davrandığım için özür dilerim. Ben de kendimi tutamayıp sizi ısırdığım için özür dilerim. Buyurun bunu alın. Bu ne? Tadınız damağımda kaldı. O zaman hep beraber bunu kutlayalım. Hadi Bilal sen de azıcık ot ye. Bak eteler açılsın tamam mı? Onu öğretir. Vallahi ben şu an ne olsa yiyecek kıvama geldim. Ben buna dalıyorum. Aa! Bilal! Ne oldu? Kılçık değil efendim. Diken o. Masadaki süs kaktüsünü yiyor kocanın. Çabuk eve yatar. Yanlış anlaşıldınız mı? Yani yaptığınız bir şey veya söylediğiniz bir şey yüzünden yanlış anlaşılıp komik bir duruma düştünüz mü? En arkada birileri var. Yeşil tişörtlü arkadaşı alalım. Ben bir kere okulumda üzerime su dökmüştüm. Bütün arkadaşlarım altıma yaptığımı sanmıştı ve gülmüşler. Evet, mesela. Güzel bir örnek. Bu kadar mı? Evet. Peki nasıl açıkladın kendini? Hayır, öyle sandılar. Altıma yaptım sandılar ve sonra da okul evime döndüm. Hiç açıklama şansın olmadı. Hayır. Aa, tüh. Neyse buradan duyurmuş oldun. Aslında su dökülmüştü. Evet. Tamam, hadi bakalım. Başka var mı anlatmak isteyen? Balkonda bir arkadaş var. Biz mahalledeyken top oynuyorduk. Evet. Yağmurluydu hava. Arkadaşım beni itmişti, yere düşmüştüm. Yerde çamurluydu, benim üstüm ıslanmıştı. Annem de, ben eve gelince annem de benim üstüme hep su attılar sanmıştı, bana kızmıştı. Üstüne su attılar diye niye sana kızıyor? Bilmem. Gene de mağdursun yani. Üstüm ıslanmıştı. Oluyor böyle şeyler. Çocuk olmak da zor değil mi? Evet. Zor. Peki annene söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Selam söylüyorum. Evet, videonun için Rize'ye giden bir çiftimiz var. Yolda arabaları bozuluyor. Arabaları tamir edilirken mahsur kaldıkları otelde bakalım başlarına neler gelecek. İzliyoruz. Gördüm Ege. Tarif ettikleri otel burası herhalde. Yani Mehtap, şu bizi düşürdüğün hallere bak ya. Bizi İstanbul'da evimizden kaldırdın, getirdin bu dağ başına. Araba da bozuldu. Doğayet Otel'in önünde bozuldu. Araba da tamirci çağırdık. Ne yapayım Bilal? Düğün bu. Gelmemek olur mu? Onlar bizim oğlanın düğününde çeyrek taktıydı. Ya çeyrek takmak için ta Rize'ye geldik. Taktığımız çeyrek, masrafımız beşi bir yerde. Boş konuşma Bilal. Ne var yani Rize'ye geldiysek? Ne güzel yer. Hava aldın işte. Ben gezmeye karşıyım Mehtap. Ne güzel klima aldıydım evde. Havayı da temizliyor. Oturur izlerdim televizyondan Rize'yi. Bu usta da anlayamadı bir türlü sorunu. Usta! Usta! He geldim, da geldim. Nedir? Ne kadar süre arabanın tamiratı? Vallahi en az bir gün. Bilemedim 24 saat. Vay babam, desene kaldık daha başında. Neyse usta, sen bitince haber verirsin artık. He, olur. Ne yu? İşte tamiratın bittiğini. He, oldu. Bitince ben size haber veririm. Gelir alırsınız arabayı tamirathaneden. Yalnız sizin tamirathane nerede? Benim evin altında. Peki sizin ev nerede? Bizim dükkanın üstünde. İyi de Bağdam, sizin evle sizin dükkanın olduğu bina nerede? Bizim mahallede de. Ya nerede olacaktı? Ne garip insanlar var ya.
Ay işte, İstanbul'da olaydık ne olurdu? Duyan da seni İstanbullu sanır. He, İstanbullu sayılırık. Tamı tamına 3 yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Ya. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Oo, Gimsu. Ya merhaba, ben Bilal. Bu da eşim Mehtap. Aleykümselam, buyurun şahım. Ya bizim araba bozuldu da. Ula kime bozuldu? Kimseye bozulmadı, motoru bozuldu. Yarın hazır olacakmış. Bu gece burada kalacağız. Boş odanız var mı? Boş odamız yok. Her odada birileri kalıyormuş Bilal, gördün mü? Hayır, odalarda kalan kimse yok. O zaman niye boş oda yok diyorsun? Oda boş değil. İçinde yatak var, televizyon var, kanepe var. Nasıl boş diyorsun da? Titriyorum Mehtap. Açlıktan, uykusuzluktan tirim tirim titriyorum. Tamam kardeş, 2 kişilik oda istiyoruz. Yalnız odalar klimalı mı? Bilmem, klimalı mı? Anlamadım ben, odalar klimalı mı? Ben de onu sorarım. Klimalı mı? Bence klimamalı. Hayda, ben çözeceğim şimdi bak. Şimdi kardeş, hani odanın duvarında asılı olur, kumandası olur, basarsın, soğutur. He, klima diyorsun. Odada klima var. Heh, o zaman klimalı. Yok, klimalı değil, Japon mali. Tamam kardeş, tutuyoruz. Neyi? Odayı abi, odayı. Durduk yere niye tutarsın sodayı? Kalmak için güzel kardeşim. Yorgunuz, açız, aç. Öyle desen uşağım, ayarlarım. Sorun olmaz, ne bağırıyorsun? Bak bak, gördün mü, bir de ben suçlu oldum. Deli çıkacağım buradan ha. Aman sen de deli çıkmaya yer arıyorsun. Çözdük işte. Hadi sen işleri hallet, ben odaya gidiyorum. Oda nerede? Ha buradan düz git. Koridorun sonunda, soldaki odanın karşısı. Ay ben anlamadım. Ya koridorun sonunda sağda işte kızım da haydi. Ben de önce oturalım da sonra duş alalım. Ha, 24 saat sıcak su var değil mi burada? 24 saat sıcak su. Dur bakayım. Mesut! Ho! Ha bu misafirlerimize 24 saat sıcak su lazım. Anladın mı? 24 saat sıcak su mu? Ne ödeyeceğimmiş onu? Tövbe tövbe! Sana ne ya? Her işe sokma ha koca burnini da! Abi, kalbimi kırıyorsun. Ben ne kırayım senin kalbini? Ne fevri davranıyorsun be? Ne fevri davranacağım sağ? Sen diklanıyorsun be! Ne zaman diklandım sağ? Sen bağırdın be! Ne zaman bağırdım sağ? Sen kızım be! Ne zaman kızdım sağ? Sen laf attın be! Ya ben ne dedim daha sağ? Sen söyleniyorsun be! Ya yeter, gidip bağda bahçede yatacağım şimdi ha! Döngüye girdiler resmen ya. O vakit ben bir bakayım, haber ederim sana. O vakit sen bak ama haber et be. La ben de o vakit haber ederim dedim ya sana. Ne aynısını tekrar ediyorsun be? Demedin mi? Dedim haber ederim dedin ya. Ne olur haber edersen be. Ya bak, ya 13 saat yoldan geldim. Bu kadar yorulmadım. Tamam kardeş, hadi git sen. Lütfen git, hadi git. Bu arada odaya servis var değil mi? Nerede? İşte mutfaktan odaya. 2 adımlık yer için servis mi kaldıralım? Genç adamsın, kalkıyor oraya. İstemiyorum ya. Odaya yemek isteyen de kahvaltı. Sanki İstanbul burası. Burada yiyeceğim. Buyur, yatırdım. Bu ne ya? İşte habu sıcak su. Habu da 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat. Saat. Kardeşim siz şaka mısınız? Bu ne ya? Saf bu uşak ya. Şükür ya. Konuş dayı. Ben bunu mu dedim? 24 saat sıcak su dedim. He, adam 24 saat sıcak su istedi. Ha burada 23 saat var Mesut. Al işte su da soğudu. 5 dakikaya 23 saat buldum. 13 saat
mehsun gidin. Ne ben davranıyorsun be? Ne ben davranacağım sen? Sen son çıkarıyorsun be. Ne son çıkardım sen? Sen polime değilsin be. Ne polime değilsin sen? Sen yem gittin be. Neye mi gittim sen? Ne dedim ki sen? Ne dedim sen? Ya bir sağ çekin ama ya. Tenis topu gibi oldu kafam. Tamam kardeş, hadi gitsin. Ya sen de ne de hep git hep git diyorsun be. Gitme lan, ha böyle sinirli bakıyorum sana. Hı? Müsaatler mi? Sorma Mehtap, sorma. Her saniye bir fıkranın konusu oluyorum zaten, sorma. Ben çok acıktım, hadi bir şeyler yiyek. Bu masa sallanıyor mu? Bırak sallansın. Neyle karşılaşırız bilemiyorum Mehtap. Olur mu canım? Söyle elinde altına kağıt neyin bir şey koysunlar. Beyefendi, masanın bir bacağı kısa, sallanıyor. He, hallederim. Sıkıntı yok. Bahadır! Ha, bu masanın bir bacağı kısa, sallanıyor. Hallet bakayım. Bir şey söyleyeceğim, bu selamlaşmanız çok hoş. Daha içten yapabilir miyiz onu yani? Sen de ona bir selam daha ver mesela. Olur mu? Alp'in gelişinden nasıl alalım. Çağırıyorsun sen. Hadi bakalım. Bahadır! Ha! Ha! Ne yapıyorsunuz beyefendi? Diğer uç bacağı kesacı. Eşit olsunlar. Eşit değil çünkü. Ha bu uşak pratik. Mesut gibi değil. Aslında mantıklı gibi de yani. Neresi mantıklı acaba ya? Ben çok acıktım, hadi bir şeyler yiyek. Kardeş, biz yemek söyleyeceğiz ama ondan önce bir peynir ekmek bir şey getir be. Bahadır! Bahadır diyorum da. Çocuk adını unutmuş. Abi sana sesleniyor. Bahadır, git içeriden peynir getir de. Ne peyniri? Hiç fark etmez. Keçi olur, tulum olur. Bir bakayım bana. İyi misin Bilal? Açlıktan kan şekerim düştü Mehtap. Nereye düştü? Kifirdamayın, ben bulurum onu hemen. Nereye düştüğünü göster, ben bulurum onu. Tamam kardeş, sen unut onu. Ya ben çok acıktım, hadi bir şeyler yiyelim. Peki. Ano! Ano! Ne bağırıyorsun da hindi gibi? Ano, git içeride misafirler at, bir şeyler hazırladım. Ne istiyorlar? Teyzeciğim, neyiniz var? Bir şeyim yoktur gibiyim. Ya yemek olarak diyor teyzeciğim, yemek. He. Hamsi çorbası var, hamsi pilavı var, hamsi böreği var, hamsi güveci var, hamsi sarması var, hamsi dolması var, hamsi pudingi var. Hamsi dışında yemek var mı? Hamsi dışında yemek var. Güzel. Neler var? Köfte var, makarna var, pilav var. Karnıyarık var, kapuska var. Güzel. Ben köfte alırım o zaman. Köfte yok. O zaman karnıyarık alalım. Karnıyarık da yok. Demin saydınız ya teyzeciğim. Uy! Simba, hamsi dışında yemek var mı dedin? Değil de sen hamsi dışında olan yemekleri saydın. Var mı dedin? Ben sana ne dedim? Hamsi dışında yemek yapmıyorum. Tamam teyzeciğim. Sen bize hamsiyle hamsi ver. Ver işte bir şey, çok açım ya. Dur bakayım, mutfağın hamsi geldi mi? Olmadı bir iki saati tut da gelir. Mehtap, yorgunum, açım ve galiba tuhaf bir şey daha görürsem bayılacağım. Verdik ya siparişleri, sakin ol az. Ha buyur, getirdim hani. S-
sormaktan çok korkuyorum ama bu ne? Tulum peyniri bulamadım, tulum getirdim. Ha bu ekmek, bu da tulum. Olsun be Bilal. Keçi peyniri yerine keçi de getirebilirdi. Götür sen bunu kardeş. Aslı, sahneye bir tulum çıkarsa horon patlarmış. Hadi uşaklar, horona duralım. Ne horonu kardeşim? Yorgunum diyorum, açım diyorum ya. Bu nasıl otel ya? Ne oteli da? Burası otel değil mi? Değildir. Sen hiç sordun mu ki Baha burası otel midir? Değil midir? Ama aşıktan şivem kaydı. Değildir. İyi de o zaman bizi neden ağırladınız kardeşim? Karadeniz'de adettir. Hangi kapıyı çalsan orası senin evindir. Misafirin tanıdığı olmaz. Eşi yaşan misafirdir. Vay be! 3 yılda İstanbullu olmuşuz ama güzel Anadolu'muzun insanı unutmuşuz be Mehtap. Cerin! Ha millet! Gelme buraya, horona duracık. Çal kardeş, çal! Karnımda kalan son yemeği de horonda ekeyim. Fedasın, çal! Değil mi bunu? Evet. Valla bravo. Gerçekten üç provada ben de... Benim de şivem kaydı. 3 provada sizin için bu gösteriyi hazırladılar. Kocaman bir alkış alıyoruz. Evet, yani oyuncu arkadaşlarımızın horonda da başarılı olduklarını gördük. Ama tabii... rica ederim, ne demek. Horon deyince aklımıza ilk gelen ekibi... Anadolu Ateşi'ni davet etmek istiyorum şimdi. Annesiyle babasının düğününü gören var mı? Var mı? Merhaba. Merhaba. Şey, benim annem, ben 5 yaşındayken boşanmışlar. Ondan sonra ben 7 yaşındayken yine evlendiler. Orada birazcık garip oldu ama yani ben onların evlenmelerini gördüm. Ya yani masada ben de vardım. Çok garip oldu. Peki ne yaptın yani? Yardımcı oldun mu düğün hazırlıklarına? Nasıl bir süreçti senin için? Ya zaten onu annemin kuaförüne, babamın damatlığına, giyimine, hepsine yardım ettim. Ama onları izlemek bile çok garip geldi bana. Değişik değil mi? Çok güzel. Teşekkür ederiz paylaştığın için. Teşekkür ederim. Bir de arkadaşlarıma selam yollayabilir miyim? Tabii ki yollayabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Oradan beni görüyorsunuz galiba. Ay çok heyecanlandım. Tamam, teşekkür ederiz. Evet, bizim de bir çiftimiz var. Evliliklerinin 25. yılında öğreniyorlar ki... sahte memur tarafından kılındığı için nikahları geçerli değil. Bakalım tekrar evlenebilecekler mi? Ama skecimizi izlemeden önce... Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Atilla burada.
Onurcuğum, doyamadık sana. Teşekkür ederim. Gel bunu birlikte izleyelim. Tamam, tabii. Hadi gel. Kuru fasulye konusunda bu kadar mı başarılı olur ya? Vallahi güzel yaparım fasulyeyi. Isıtırken içine bir damlacık sirke koydum mu harika oluyor. Beğenmene çok sevindim ya. Ya sen beni yanlış anladın ya. Ben fasulyeyi yapandan değil, seçenden bahsediyorum. Yani kendimden bahsediyorum. 16 çeşit fasulyenin içinde. Bir göz göze geldik. Dedim aa bu. Bunu alacağım. Adam önce bir kaldı, sonra bana döndü. Abi nasıl bir bakışta hiçbiri anladın? Yoksa sen gurme misin abi dedi. Ya baba, bence sen sonradan gurmesin de. Ya amma abarttın baba ya. Ben de oradaydım. Raftan paket kuru fasulye aldım. Üstünde de hiçbiri yazıyordu. Bütün yemeklerden anlar ama bir tek hoşaftan anlamaz. Hoşaftan anlamayan bir daha vardı. Bir şey daha vardı sanki. Neydi o ya? İbo, şu kumandayı ver. Kızım sen de bir çay koy. Mehtap sen de meyve soy. Çok güzel armut aldım ha. Armutla bir göz göze. Neyse hadi soy da yiyek. Sen zaten armutun iyisini seversin değil mi Bilal? Kızım git getir de baban yesin armutun iyisini. Armut'un eşini bir daha çok yiyordu. Ama kimdi ya? Bu kız ya bana sürekli laf çarpıyor ya da kafası pırıl pırıl. Bilal, bugün ayın kaçı? Ne bileyim canım. Peki bugün ne günü? Anam! Kiranın son günü. Yok, onu yatırdım. Ne günü, ne günü? Yılbaşı günü desem ona daha var. Kabotaj bayramı. Hiç alakası yok. Bayburt'un kurtuluşu desem. Vallahi bilmiyorum ne günü. Aferin Bilal. Evlilik yıldönümümüz hariç her günü biliyor musun? Bravo İsmail. Tövbe Safran, ne dedim ben ona? Canım o da evlilik yıldönümünü unutuyor. Sen ismini unutmuşsun çok mu? Bence de hiç sorun değil yani. Ama baktın hatırlamıyor. Hatırlamadıkça yüzündeki o hayal kırıklığını görelim tamam mı? Tamam. Sinirlen yani biraz. Aferin Bilal. Evlilik yıldönümüz hariç her günü biliyor musun? Allah'ım, romantizm sadece dizilerde izleyince olan bir şey mi ya? canım, kuru fasulye aldık işte. O romantik sayılmaz mı? Allah'ım, çıldıracağım. İbo, git kapıya bak. Bak sen de trene bak, bak önünden geçiyor, bak. Anne, trene bakan bir şey daha vardı ama. Kızım, bilerek mi yapıyorsun bunu? Efendim, ha? Hayırlı günler, hayırlı günler. Sizi ikamete mi İyi günler. Efendim, ben belediyeden geliyorum. Bilal Bey, Mehtap Hanım. Efendim, bugün sizin evlilik gördüğünüz mü? Belediye bile hatırladı. Sen Ongut... Sen Ongut kuşu gibi bak hala. Hayırdır kardeşim, yuvamı yıkmaya mı geldiniz? Vallahi efendim, bir nevi öyle sayılabilir. Ne diyorsun kardeşim sen? Boş boş konuşma. Niçin geldin onu söyle. Bilal Bey, bakın yıllar yıllar önce bugün belediyemizde nikahınız kıyıldı. Ancak nikahınızı kıyan nikah memurunun belgeleri sahte çıktı. Bu nedenle onun kıydığı bütün nikahlar resmi olarak geçerliliğini yitirdi efendim. Birazdan yetkili bir arkadaşımız gelecek. Ve eğer uygunsanız nikahınızı kıyacak efendim. Ben o hatayı bir kere yaparım, daha da yapmam vallahi. Şaka yersiz oldu değil mi? Durup dururken başımıza gelen işe bak ya. İyisi kardeşim, gelsinler, kıysınlar nikahımızı. Konu komşu duymadan. Siz hiç merak etmeyin efendim. Birazdan gelirler. Efendim, çay için zahmet etmenize gerek yok. Görüyorum zahmet etmemişsiniz zaten. İyi günler efendim. Allah Allah. Ya başıma
başımıza gelen işe bak ya. Anlatsam kimse inanmaz. Neymiş? 25 yıllık eşimle yeniden evlenecekmişim. Neyse hadi yıl dönümümüzde kutlu olsun, gel bir sarılayım. Bir dakika, bir dakika. Siz kimin oluyorsunuz acaba? Ben sizi tanımıyorum. Bu ne demek öyle? Pardon anne, problem mi var? Var oğlum. Var oğlum, bu beyefendi beni rahatsız ediyor. Hayırdır birader, sıkıntı ne? Sen babana ne diyorsun bakayım, arsız panda. Eşim o benim. Değil baba, çünkü nikah yok. Hem burası da bizim evimiz. Lütfen gider misin? Yok daha neler. Fasulye beyninizde gaz mı yaptı sizin? Yanlışlıkla olmuş, düzeltecekler işte. Her hata öyle kolay kolay düzelmez canım. Hem zaten apar topar evlendik. Ne evlilik teklifi, ne kız isteme, ne bir nişan. Hiçbirini yaşayamadım. Hala hepsi içimde. Öyle kolay kolay evlenemem ben. Baba, annem haklı. Bak sen güzel bir evlenme teklifi et. Güzel bir şeyler söyle. Al annemin gönlüne. Hem de nikah tazelemiş olursunuz. Nasıl fikir? Ya saçmalamayın, sen şu çayı tazele hadi bana çık. Kalpsiz, ruhsuz adam. Baba, niye kadının zatına gidiyorsun? Zaten evlilik yıldönümünüzü unutmuşsun. Kızgın hala kadın. Bak, ben içeride annemle biraz konuşup ikna edeyim. Biraz süsleyip giydireyim. Sen de gelince güzel, duygusal bir evlenme teklif et. Ya başımı açtınız işlere bak ya, şu yaştan sonra. Allah Allah. Bir düşünmem lazım. İyi, tamam. Süper, ben bir tanem hazırlayayım. Otur bakalım, seninle biraz konuşak. Allah Allah. Sen şimdi o kızla evlenmeyi düşünüyor musun, düşünmüyor musun delikanlı? Delikanlı. 25 yıl evlenmeden oyalandığınız yeter. Bu ilişkinin adını koyun artık. Senin adını bile biz koyduk evladım. Gerçi bilseydik İbrahim değil, direkt hain evlat koyardık. Burada soruları ben sorarım. Bir evladın geleni annesi tarafından büyütülmek, eğitilmek nikah memuru. Zamanında hata yaptıysa onu yeniden düzeltmektir. Söyle bakalım, daha önce hiç evlendin mi? Yani öyle sanıyordum ama evlenmemişim. Çoluk çocuk, çoluk çocuk var mı? Var. Olmaz mı? Hem de iki tane. Gerçi bir tanesi durmadan laf söylüyor. Diğeri ise evlat değil, evladımsı. Var diyelim sonuçta. Vay vay vay. Canım. Ne güzellik. Jilet gibisin. Aslan gibisin. Koç gibisin, koçum benim. Baba, güzel bir şeyler söyle. Öf, tamam, tamam. Ey canımın sahibi yar. Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var? Gel canım ol, cananım ol. Aç kalbimi, bak orada yalnız sen var. Vay. Affinli sözler ha? Hadi anne, sen de artık kabul et. Çok muhteşem sözlerdi valla. Babama bak ya. 30 yıl önce de beni bu sözlerle kandırdı. İyi peki, madem siz istiyorsunuz, evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Daha nikahınız kıyılmadı. Şu iş bir bitsin İbrahim. Şu iş bir bitsin. Abim doğru söylüyor baba. Hemen öyle oldu bittiye getirmeye çalışma. Her şey usulüne göre olmalı. Şimdi ailesinden yani bizden isteyeceksin kızı. Allah Allah. Mehtap, bir şey söylesene sen de. Ay, ay. Ağlıyor musun kız? Ay ne diyeyim ben şimdi. Çocuklarım ne derse o. İyi ben gidip kahveyi koyayım. İyi gelin ya. Neyse, peki madem isteyelim. Efendim, sebebi ziyaretimiz belli. Ananızı babanız olarak babanıza istiyorum. Gözüm tutmadı beni. Nezaket! Evet, asabi biraz herhalde. Kahveler de geldi. Kızımız pek. Hamara.
konuşalım. O ne ya? Oğlum, ben 25 yıllık eşimle yeniden evlenmek için niye o kadar hediye alıyorum ya? Ya çok bir şey ben yok. Ben Noel Baba falan değilim. Normal düz babayım. Çok bir şey yok ya. İki laptop, iki tablet, iki oyun konsolu, 200 kilo çikolata, hep bir tanecik de 4K, 3 de televizyoncuk. Kapıya bakayım. Kaynanamı geçtin İbrahim. Çok bir şey diyeceksin. Bilal Bey, Mehtap Hanım. İyi günler efendim. Bir yanlışlığı düzeltmek için geldim. Bugün yanlış nikah için size yapılan uyarı hatalı efendim. Sizin nikahınız yetkili bir memur tarafından kıyılmış ve geçerlidir. Nasıl yani? Şimdi biz evli miyiz? Evet efendim. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Çay için de çok teşekkürler ama içmeyeceğim. Bu ne ya? Neyse Mehtap, hayatım. Bu vesileyle diğerini bir kere daha anladım. Kızım, ara bulucu tarafını sevdim. Ama yokuşa süren fikirlerin sana harçlık kesintisi olarak tekrar dönecek. Tamam of baba ya. Gelelim sana delikanlı. Bakalım şimdi seni benim elimde kim alacak? Allah'ım beni kurtarabilecek bir şey olabilir mi? Bir şey olsun lütfen. Kim geldi bu saat? Bebek kızı biri geldi baba. Bizim eve. Merhabalar. Bizim eve. Bebek yüzlü. Niye ki? Şu sebepten. Süper kulaklarımla birinin yardım istediğini duydum. Ve hemen yardım etmeye geldim. Ayrıca bu Bebeto görünümü ve masum ifadeyi yaptığım iliklere borçluyum. Yani bir nevi süper kahramanım diyebilirim. Tatam karşınızda Burak Kut adam. Baba, baba bak Burak Kut geldi. Hadi başla beni. Ya bana ne Burak Kut'ta? Burak Tut'tan. Yine de seni kurtarmaz. Elimdesin İbrahim. Hem Burak Tat kimdiydi ya? Futbolcu muydu? Jokeydi ya. Neyse. Yine de elimdesin İbrahim. Benim adım Burak Kut. Tanımadınız mı ya? Hoş geldiniz. Merhaba. Ne güzel sizi burada görmek. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ayrıca Aden'e de hoş geldiniz. Hoş geldin Aden. İyi misin? Tanıştıralım Aden Kut efendim. Arkadan geliyorlar işte. Ve bugün tabii ki burada olmamızın sebebi itici güç Aden. Çünkü güldüğü şovun hastası. Aa, resmen. Çok teşekkür evde ben de ederim. Ezberledim beraber bütün bölümleri. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Sen neler hissediyorsun? Güzel ifade hissediyorum. Güzel ifade hissediyor musun? İçinde heyecanlanma var. Heyecanlanmalar var. Oluyor öyle şeyler. İçi oluyor. Heyecanlıymış. Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Hepimiz çok heyecanlıyız. Sizi de burada görmek çok güzel. Çok bölmeden Onur'a sorayım senin eklemek ben çok mutlu şey oldum geldiğiniz için. Baba kız çok güzel bir anı oldu. Biz de bu anının birer parçaları olduğumuz için çok sevindik, mutlu olduk. Estağfurullah, rahat ayağınıza olun. Sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ şimdi bu biraz önce bir karışıklık oldu isimle alakalı galiba. Burak ne dediniz? Tat. 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 Böyle bir tanımama üzerine bir şaka var sanırım. Onu biraz daha o zaman kızlar da eklensin. Beren, o zaman Ceren. Aden'i gönderelim. Geri sarıyoruz hemen. Şimdi yine gelecek zaten. Bu isim karışıklığını biraz daha böyle bir çeşitlendirebilir miyiz? Madem tanımıyorsunuz. Böyle. Ben de mi? Tabii bir tabii, de katıl. Şu isimler bir karışsın bakalım ne çıkacak, merak ettim. Ahmet. Süslü. O kadar değil. Bur
Burak Kut benim adım. Tanımadınız mı beni ya? Yok. Baba ben geldim. Kızım. Seni ettiğin için affediyorum bu İbrahim'i. Biz ailece Burak Kut'un kızını o kadar çok seviyoruz ki. Burak Kut'un kızını o kadar çok seviyoruz ki. Bak siz kimdiniz? Burak Kut ben, hani Aden'in babası. Nasıl tanımazsınız? Çıldıracağım ya. Hani televizyonda görmüyor musunuz? Çocuklarla beraber. Hani ben şarkı yaptım. Benimle oynamayın benimle. Bak oynuyorsunuz değil mi? Beni delirtmeye çalışıyorsunuz. Şaka mı yapıyorsunuz? Ya şaka yaptık. Şaka. Seni tanıyorum. Canım benim. Saçımı bozma. O zaman ben de size... Sizin yaşınızdayken beni dinlemeye başlayan buradaki sakallı abileri, anne olanları için bir şarkı söylemek istiyorum. İster misiniz? Evet. Şarkı. Benimle oynamayın. Benimle oynamayın. Hadi bakalım o zaman dans. Şansını zorlama, uğurlar olsun. Benimle oynama, söyle.
hevesin yoktu. Ümitsizdim, niyetsizdim. Son güller vasat, işler kesat. Sebepsizdim, kapılarım kapalı. Askerliği yapalı, kafa karış bulanır. İstanbul'a geleli, gel de inanma. Vur dağlara taşlara, yanarsa yansın dünya aşktan. Tahtalara vur dağlara taşlara, yanarsa yansın dünya aşktan. Vur dağlara taşlara, yanarsa yansın dünya aşktan. Tahtalara vur dağlara taşlara, yanarsa yansın dünya aşktan. Tahtalara vur, dağlara, taşlara, yanarsa.